Merhaba arkadaşlar ben Dolunay Hocanız. bir Türkiye Geneline 3. E, deneme sınavı fen bilimleri 18. soruyla devam ediyoruz. Bu seferki sorumuz basit makineler sorusu. Günlük hayatta yaptığımız bazı işleri daha kısa sürede ya da daha az kuvvet kullanarak yapabilmeyi sağlayan makinelere basit makine adı verilir. Seçenekleri, şeyi e, resimleri verilmiş. Bıçak, makas, gazoz açacağı. Bıçak, makas ve gazoz açacağı günlük hayatta kullandığımız basit makineleri örnek olarak verilebilir demiş ve sorusunu sormuş. Demiş ki basit makineler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Yani yukarıda sadece biraz uzatmış soruyu. Bana, şıklar, benim için ışıklar önemli. Kuvvetten kazancın olduğu oranda yoldan kayıp vardır. Doğru. Ne kadar kuvvetten kazanç olursa yani basit makinelerde her zaman birinden kuvvetten kazanıyorsak yoldan Kaybederiz. Ne kadar kazanırsak, kaç kat kazanırsak kuvvetten, ya mesela iki kat kazandık kuvvetten, o zaman yoldan da iki kat kayıp vardır. Basit makinelerde asla hem kuvvetten hem de yoldan kazanç sağlanamamız. yani birinden kazanıyorsak ötekinden kesinlikle kaybediyoruz. Kuvvetten kayıp varsa yoldan aynı oranda kazanç vardır. O yüzden bu doğru cevabımız. Yapılan işi daha az enerjiyle harcayarak yapmamızı sağlar demiş. Bilmem gereken şey basit makinelerde asla ve asla işten ve enerjiden kazanç sağlanmaz. Kazanç sağlanmaz ya da kayıp sağlanmaz. İşten ve enerjiden kazanç sağlanmaz. Burada daha az enerjiyle e, harcayarak yapabiliyorum derken enerjiden kazanç sağlayabiliyorum anlamında söylemiş. Halbuki işten ve enerjiden kazanç sağlanmaz. O yüzden direkt B şıkkı. C'ye de devam edelim. Uygulanan kuvvet kuvvet yükün ağırlığından büyükse. Mesela yük 20 newton ama uygulanan kuvvet yükten daha fazla mesela 30 newton. Bu şu anlama geliyor. 20 newtonluk bir yükü ben 30'la kaldırmışım. E, kuvvetten zarar etmişim. Yani kuvvetten kayıp olur. O zaman kuvvetten kayıp varsa yoldan da e, kazanç vardır diyebilirim. Doğru. Kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü değiştirebilir. Örneğin e, sabit makaradan bahsedelim. Burada 60 newtonluk bir yükü aynı ip üzerinde olduğu için 60'la kaldırdım. Ama kaldırırken e ee, yukarıya doğru hareket eden cismi aşağıya doğru çekerek kaldırdım. Yani yuk cisim yukarı doğru hareket ediyor ama ben aşağıya doğru çekiyorum. Dolayısıyla kuvvetin yönünü değiştirmiş oldum. Ee, bu doğru. Büyüklüğünü değiştirebilir. En basit örnek e hareketli makara. 60 Newton'luk bir e cismi ben ikiye ayırdığı için 30 Newton'la kaldırabiliyorum. Büyüklüğünü de değiştirdim. O zaman bu da doğru. Doğru cevabımız B şıkkıdır.